1978 yılı kadın doğumcu için çok özel bir yıldı. Çünkü dünyada ilk tüp bebek 1978 yılında İngiltere'de doğdu. Ve bu gerçekten büyük bir devrimin başlangıcıydı. Daha sonra da Türkiye'de ondan 10 sene sonra tüp bebekler başladı. Dünyada her 6 çiftin veya 7 çiftin bir tanesinin kendi kendine çocuğu olmamakta ve bizlere doktora gelmek zorunda kalmaktalar. Bunların bir kısmına klasik tedaviler yapıyoruz ama yaklaşık %20 kadarı mutlaka tüp bebeğe ihtiyaç duyuyor. Yani yumurtayı alıyoruz, spermi alıyoruz, ikisini yan yana döllüyoruz ve mevcut bebeği de rahme koyuyoruz. Tüp bebek bu demek. Dolayısıyla hem spermdeki zayıflıkları çözebiliyoruz, hem kanalların tıkanıklığını çözebiliyoruz, hem yumurta sayısı aslında bunu arttırabiliyoruz. Ve bu şekilde çiftleri çocuk sahibi olma yerine çok ciddi bir başarıya ulaştırıyoruz. Milyonlarca tüp bebek dünyaya geliyor her gün. Türkiye'de de 130 tane civarında merkezimiz var ve 100 bine yakın tüp bebek yapılıyor. Gebelik oranları 1978'deki ilk günlerde %5, %4, %3 iken şimdi %50'lere, 60'lara, 70'lere çıkmış durumda. Yani çok da başarılı teknikler. Masraflı mı? Evet, biraz masraflı. Devletin bu konuda bazı katkıları var ama değişik sağlık kuruluşları, değişik vakıflar da bu konuda destek olmakta. Bizim vakfımız da dahil olmak üzere Çamlıbel Vakfı. Dolayısıyla hastaların bu konuda maddi olarak da bir destek alabileceklerini düşünerek doktorlara gelmeleri ve bu güzelliği, bu mutluluğu yaşamaları lazım.